TRT 24 YouTube kanalındasınız. İlker Doğan'ın yazdığı "Cezaevlerinde infaz dönemi mi başladı?" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Cezaevlerinde devlete emanet tutuklu ve hükümlülere yönelik ard arda yaşanan saldırılar infaz dönemi mi başladı sorusunu gündeme getirdi. Cemaat soruşturmaları kapsamında yaklaşık 4,5 yıldır Menemen cezaevinde tutulan Türkiye'nin en saygın iş adamlarından Hazım Sesli, kimliği belirsiz kişilerce 7 yerinden şişlendi. Sesli'ye ilk müdahalenin cezaevi revirinde yapıldığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olay, Sesli'nin ailesiyle telefon görüşmesi yaptığı sırada yaşandı. Saldırganın yüksek güvenlikli cezaevine şişi nasıl soktuğu bilinmiyor. Normalde telefon görüşmesinde tutuklunun yanında bulunan gardiyanların saldırı öncesi ortadan kaybolduğu öğrenildi. İş adamına infaz girişiminin organize eylem olduğu belirtiliyor. Türkiye cezaevlerinde hiç kimsenin can güvenliğinin olmadığı bir döneme girildi. Eski TEM Müdürü Ömer Köse'nin yaklaşık 4,5 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinde gardiyanlar tarafından darp edilmesinin üzerinden 10 gün bile geçmedi. Tek kişilik hücrede tutulan Ömer Köse 6 gardiyan tarafından darp edilmişti. Bu kez Menemen cezaevinde ondan daha korkunç bir olay yaşandı. Türkiye'nin en saygın iş adamlarından Sesli battaniyelerinin sahibi Hazım Sesli, cezaevinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 7 yerinden şişlendi. Olayın Hazım Sesli'nin ailesiyle haftalık telefon görüşmesi yaptığı sırada 2 gün önce çarşamba 16.30'da yaşandığı öğrenildi. Şahıs ya da şahıslar Sesli telefon görüşmesi yaptığı sırada saldırıyor. Olayın detaylarıyla ilgili net bilgi yok. Ancak yüksek güvenlikli cezaevine şiş ya da şişlerin nasıl sokulduğu bilinmiyor. O şiş ya da şişleri saldırganlara kim verdi? Cezaevinde kalanlar bilir. İster revire, ister bilgisayar odasına, isterseniz telefon görüşmesine koğuştan her çıkışınızda ve her girişinizde gardiyanlar tarafından aranırsınız. Ayakkabınızı, hatta bazen çorabınızı bile çıkarmanızı isterler. Peki bu saldırganlar eğer tutukluysalar koğuşlarından çıktığında aranmadı mı? Arandıysa o şişler nasıl gözden kaçtı? Hazım Sesli'nin güvenliğini sağlamakla yükümlü olan gardiyanların saldırıdan hemen önce ortadan kaybolması infaz iddialarını güçlendiriyor. Gardiyanlar telefon görüşmesi sırasında tutukluya nezaret etmek zorunda. Ne oldu da Sesli telefonda görüştüğü sırada gardiyanlar ortadan kayboldu? Saldırganların hangi motivasyonla bu eylemi yaptığı bilinmiyor. Saldırganların gözaltında olup olmadığı da saklanıyor. Sesli'nin ailesine hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Aile sadece Sesli'nin ilk müdahalesinin revirde yapıldığı, ardından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeyi atlattığını biliyor. Meydana geliş şekli ve saldırının şiddetine bakılınca bunun gözdağı ya da korkutmak için yapılmış bir eylem olmadığı açık. Öyle olsaydı bir iki yerinden şişler ve bırakırlardı. Bu tam anlamıyla bir infaz girişimi, ancak başarılı olamamış. Geçtiğimiz hafta Ömer Köse, 2 gün önce Hazım Sesli. Yaşanan skandal olaylar gösteriyor ki Türkiye'deki cezaevinde infaz dönemi başladı. Tek kişilik hücrelerde kalan hiç kimsenin can güvenliği yok. Bir gece yarısı hücreyi basan 5-6 gardiyan tutukluyu linç edebiliyor. Bir başka tutuklu telefon görüşmesi yaptığı sırada gardiyanların ansızın ortadan kaybolmasının ardından birileri tarafından tam 7 yerinden şişleniyor. Bu saldırılar münferit olaylar değil. Son 10 günde yaşanan 2 olay gösterdi ki bugün Türkiye'deki cezaevinde görev yapan gardiyanlar özel bir motivasyonla iktidarın tetikçisi olarak çalışıyor. Verilen her görevi yapmaya hazırlar. İstenildiğinde koğuş basıp açıktan işkence yapıyor, istenildiğinde ortadan kaybolarak bir tutuklunun şişlenmesini görmezden geliyorlar. Peki daha ne kadar ileri gidebilirler? Bunu zaman gösterecek, diyor İlker Doğan TR724'deki köşesinde.